Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bir şeyi 40 defa söylersen olur serisindeyiz arkadaşlarım. 40 soru serisinde çok istediniz. Ekranda da görüyorsunuz. Arkadaşlarım, analitik geometri. Analitik geometri dediniz ve ilk defa SML Hoca matematik kanalında analitik geometri çok da geometri olmasa da geometri anlatacağım arkadaşlar. Sizin için analitik geometriden böyle başından sonuna kadar noktanın analitiği, doğrunun analitiği 40 tane olmazsa olmaz soru çözeceğiz arkadaşlar. Ve bu 40 tane sorudan sonra benim ümidim, benim umudum, inanıyorum ki sevgili gençler, analitik geometri kafanızda artık sizin için tarih olacak. Buna emin olabilirsiniz. Evet gençler, dilerseniz, hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım sorulara. Şimdi arkadaşlarım, ilk sorumuzda denmiş ki bize P noktası verilmiş. 2n-6'ya n-5. İşte bu nokta analitik düzlemde y ekseni üzerinde bir noktadır. Şimdi y ekseni üzerinde bir noktaymış arkadaşlarım. Yani gençler, şurada, şurada, şurada veya burada olan bir noktaymış. Orijinde bile olabilir. Peki y ekseni üzerindeki olan bir noktanın apsisi ne olmak zorunda arkadaşlarım? Sıfıra eşit olmak zorunda. Peki bu noktanın apsisi nedir? 2n-6. Yani 2n-6'yı sen sıfıra eşitleyeceksin. 2n buradan 6 gelecek. Ve n de buradan kaç çıkacak? 3. Yani n 3'müş arkadaşlar. O halde burası 0. Karşılığında da yerine yazarsanız bakın, 3'ten 5'i çıkardınız. Burası da eksi 2 geldi. Demek ki bakın şurasıymış bu noktamız. Burası P noktası. Ve sevgili gençler, bu P noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuştu. Orijin burası, uzaklıkta 2 birim denilebilir. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. Dilerseniz şöyle sorularımızı da yaklaştıralım. Daha da hoş olacaktır. Diyor ki 3a-12'ye 4 ve -17'ye a+5 noktası analitik düzlemin aynı bölgesindeymiş. Pekala, buna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi aynı bölgede ise apsislerin işaretleri ve ordinatların işaretleri de aynıdır o halde sevgili gençler. Bakın 3a-12 bunun işareti ne? Negatif. Yani 3a-12'nin de ne olması gerekiyormuş? Negatif. Yani 3a küçüktür 12. Yani a'nın 4'ten daha küçük olması gerekiyormuş. Bu 1. Bu cepte sevgili gençler. İkinci olarak da a+5 noktası, bakın 4'ün işaretine pozitif. Demek ki bu da pozitif olacakmış. Yani a sayısı -5'ten daha büyük olacakmış gençler. Şimdi elimizde ne var? -5'ten daha büyük olan bir a ve 4'ten de daha küçük olan bir a var. İşte burada kaç tane farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. -4, -3, nokta 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 3'e kadar kaç tane tam sayı değeri varsa o kadar arkadaşlarım. Arkadaşlar burada 8 tane tam sayı değeri vardır. Bunu da 3 eksi eksi 4 son terim eksi ilk terim artı 1'den bulabilirsiniz. Doğru cevabımız 8 olacaktı deriz. Evet, B şıkkı dedik cevaba ve devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Dik koordinat sisteminde 2'ye 0, 3'e 4, 0, 6 noktaları verilmiş. Alan OABC soruluyor. Buradaki sarı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlarım. Hemen şöyle düşünelim. Arkadaşlar burada değişik bir dörtgen var ama biz bu dörtgeni şöyle şuradan ikiye bölerek bir üçgen, bir de şu şekilde yamuk çıkarabiliriz arkadaşlar. Burasına dik olsun dedik. Şimdi buranın ordinatı 4 ise, bakın burası 4 noktasıdır. Buranın apsisi 3 ise burası da 3'tür. Ve şu kısmın uzunluğu sevgili gençler, bakın şu işaretlediğim kısmın uzunluğu 3 birim. Şurasının uzunluğu 4 birimdir. Burası 6 ise bakın şuranın uzunluğu da tabii ki 2 birimdir. Şimdi buradaki üçgenin alanını bulmak artık kolay. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den buranın alanı 3 arkadaşlarım. Buradaki yamuğun alanı da bakın şurası 2 birim.
alt taban 2, üst taban 3, topladım 5 çarpı yüksekliğim 4 bölü 2. Bu da sevgili gençler bana 10'u verir. Ve siz 3 ile 10'u toplarsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Evet, devam ediyorum 4. sorumla. Yukarıda verilen dik koordinat sisteminde AOB açısı 60 derece, B noktasının apsisi 5 ve A noktasının apsisi de 4'müş sevgili gençler. Yani şunu şöyle indirirsek, dik indirelim hemen. Bu diki indirdiğim takdirde burası da ne oluyormuş? 4 oluyormuş. Yani şuranın uzunluğuna artık ben 4 diyeceğim. Bakın burası 90, burası 60 ise burası 30 derecedir. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Ve sevgili gençler, şurada verilen uzunluk da 1 birim olduğunu görüyorsunuz. AB kaç birimdir diye sormuş. AB neresi arkadaşlarım? Bakın şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluk sorulmuş bize. Artık Pisagor'dan 1'in karesi 1, 4 kök 3'ün karesi 48. İşte bunun karekökü bize AB'yi verir arkadaşlarım. Kök 49'unda sen 7 olduğunu biliyorsun. Doğru cevap kaçmış? Denizli olacakmış, 7 olacakmış sevgili gençler, doğru cevabımız. Geçtim 5. soruya. Bir kaplama içeren bir soru. Şekilde verilen dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeninin B köşesi X ekseni üzerine gelecek şekilde katlandığında B noktasının yeni yeri B üssü olmaktaymış. Bakın şuranın yeri yeri burası oluyormuş. Şimdi arkadaşlarım burası dik ya. Ben bunu buraya katladığım takdirde demek ki burası da dik olacak. Bakın 90, 60 demek ki burası 30 olacak. E burası da 90'dı demek ki burası da 60 olacak. Daha sonrasında şunu şu şekilde indirdim arkadaşlar. Bakın C noktasının ordinatını ne vermiş? 6 vermiş. Yani sevgili gençler C noktasının ordinatı burası 6 ise demek ki burası 6 birim. Burası 6 birimse burası da 6'dır. 60'ın karşısı 6. Peki bakın şurası 30 olmaz mı? 30 olur. 30'un karşısı ne olur? Tabii ki hocam 2 kök 3 olur. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3'tür denir. Daha sonrasında bakın burası 30. E şimdi burası katlandığı için şu iki açı birbirine eşit değil midir? Eşittir. E buraya 60 kalıyordu. Demek ki burası da 30-30 arkadaşlar. Bakın burası da 90'dı. Demek ki burası da 60 olacak. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 4'tür. Ve 90'ın karşısı da kaçtır? 8'dir. Neresi istenmiş benden? L noktasının ordinatı istenmiş gençler. Bakın L noktasının şu uzunluk istenmiş aslına bakarsanız. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısına 2 derseniz L noktasının ordinatı da bu şekilde 2 çıkmış olur. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet, devam ediyorum. İlk sayfamı bitirdim. İkinci sayfamda 6. sorumdayım. Analitik düzlemle modellenmiş ABCD karesi biçimdeki karton. Bu karton arkadaşlar ve bu karton bir kareymiş. AK kenarı boyunca ok yönünde katlandığında bakın şu şekilde katlanmış. D köşesi Y ekseni üzerindeki L noktasına gelmiş. Buraya gelmiş arkadaşlar köşe. Bakın köşe 90 derece değil miydi? E bu buraya katlandığına göre aynı kağıt. Demek ki burası da 90 olacak. Hatta şunlar birbirine eşit olacak. Hatta bunlar da birbirine eşit olacak diyebiliriz. K noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Bakın şuranın koordinatları toplamı soruluyor bana. Peki. Şimdi şurası eksi 6, burası 9 ise bu ikisinin arasındaki uzaklık hop şu şekilde 15'tir. Demek ki bu bir kare ise burası da 15'tir deriz. Daha sonrasında burası 15 ise katlanıldığına göre bakın burası da 15'tir. Ve sevgili gençler şuradaki uzunluğa dikkat etmenizi rica ediyorum. Neresi hocam? Bakın arkadaşlar O'dan A'ya kadar olan kısım 9. E şimdi şurası dik. Burası hipotenüs. Hipotenüste kaç verilmiş bakın. Daha doğrusu biz bulduk. 15'miş. O zaman 9, 12, 15 üçgeni vardır. Yani burası 12'dir. Burası 12 ise burası kaçtır? 3'tür gençler. Tamam. Şimdi ben burayı 3 buldum. Şuraya A diyeceğim. O halde burası 9 eksi A olacak. Bakın 9 eksi A şurası şuraya katlanmamış mı? Demek ki burası da kaçmış? 9 eksi A. Bakın şimdi arkadaşlar. A var, 9 eksi A var. Bunların toplamı 9. Yani bir dik kenarla hipotenüsün toplamı 9 iken diğer dik kenarımız da 3'müş. E o zaman diğerlerine ne kalır? 4 ve 5 kalır. Yani 3, 4, 5. Bizden neresi istenmiş? K noktasının koordinatları toplamı. Arkadaşlar şurası 4 ise artık şurası da 4'tür diyebilirsin değil mi? Şu apsise 4 dersin. Yani K'nın apsisi
4'müş. Ordinatörün de zaten 15 olduğunu biliyorsunuz, şurası 15 olduğu için. Koordinatlar toplamı sorulduğuna göre 4 artı 15 eşittir 19 dersiniz. Cevabınız da Bursa seçeneği olur böylelikle. Devam. 7. soru. Orhan diye bir abimiz var. Bilgisayar projesi olarak O köşesini dik koordinat sisteminde orijin olarak gören, şurayı orijin olarak hesaplıyormuş program. Ve belli bir uzunluk birimine göre ayarladığı panoya dartla iki atış yapıldığında yandaki ekranda atılan noktaların koordinatları ile noktalar arasındaki uzaklığın görüldüğü bir sistem hazırlamış. Şu şekilde. Denemek için Orhan K ve L noktalarına birer atış yaptıktan sonra, bakın şuraya o çıkmamış, buraya atış yazın. Atış yaptıktan sonra kardeşi Şeyda da P ve L noktalarına birer atış yapıyor arkadaşlar. Şimdi Orhan ve kardeşi Şeyda ikişer tane atış yapıyor. Şu ikisi, siyahla gösterdiğim ikisi Orhan'ın atışları, pembeyle gösterilenler de Şeyda'nın atışları olsun. Tamam. Buna göre KL 10 birim olarak göründüğünde PR kaç birim olarak görünecektir? Bakın şurası soruluyor bize. Peki. Şimdi KL uzunluğu 10 birim olarak görülüyormuş. Öncelikle K noktası 6'ya 10'muş. Yani sevgili gençler, şurayı şöyle yaparsanız burası 10 oluyor. Şurası 6 oluyor. L noktası 10'a 7'ymiş. Bakın burası 10. Ve sevgili gençler, şunu da şöyle çektim. Burası da 7. Daha sonrasında KL uzunluğunun da 10 birim olarak çıktığını görmüşüz. Bakın arkadaşlarım, 6 ile 10 arasındaki mesafe 4. 3 ile 7 ile 10 arasındaki mesafe de 3. Burası dik olduğuna göre 3, 4, 5. Normalde görünen 5 ama burayı kaç birim olarak hesaplıyormuş? 10 birim. Yani burası kaçsa 2 katı bizim birimimiz olacak. Tamam. Bu cepte. Sırf bunu anlamak için burayı çizdik şu an. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım, gelin burayı silelim. Geçelim kardeşi Şeyda'nın atışlarına. Bakın R noktası 20'ye 7'ymiş. Yani burası 20 ve sevgili gençler şurası da hop çektim şöyle 7'ymiş. Daha sonrasından P noktası 8'e 12. Bakın arkadaşlar, şurası 8 ve şurası 12'ymiş. Ve bizden istenen PR idi. Şurada bir dik üçgenimiz var. 20 ile 8'in arası 12 birim. 7 ile 12'nin arası 5. 5, 12 demek ki burası da 13 olacak. Burada ben 13 gördüysem kaç birim olur? 2 katı 26 birim olur aynı hesaba göre. Ve cevabımız, bakın şuraya 26'yı yazalım. Cevabımız da D şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Umarım anlaştık. Devam. 8. soru. Sağ üst tarafta. Aşağıdaki dik koordinat sistemine yerleştirilmiş bir ada görseli verilmiş. A noktasından doğrusal olarak yol alan bir kayık 0'a 3 noktasına ulaştıktan sonra, bakın şuradan doğrusal olarak geliyor 0'a 3'e ulaşıyor. Daha sonrasında yine doğrusal olarak buradan 4'e 0 noktasına ulaşmış arkadaşlar. 3AB'nin 2BC'ye eşit olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2BC eğer 3K ise, yani BC 3K ise AB 2K olmak zorundadır. BC dediğimiz yer arkadaşlarım şurası. Ve şöyle bir durum da söz konusu. Bakın şurası 3 birim değil mi? Burası 4 birim hocam. 3, 4, burası 5 birim. Yani BC 5 ise artık K dememe de lüzum kalmadı. Çünkü arkadaşlarım BC 5'miş. 2 kere 5 10 yapar. Eğer bu 10 ise, 3AB 10 ise AB kaçtır? 10 bölü 3'tür. Şimdi bu cepte. Bakın AB burasıydı. 10 bölü 3 birimmiş. İşte şu gösterdiğimiz uzunluk. Tamam. Burası 10 bölü 3. Şimdi gel gelelim nereyi sormuş, ona bakalım. A noktasının koordinatları toplamı. Yani şunun absisiyle ordinatının toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben şunu şöyle çekeyim. Tamam. Bunu çektikten sonra sevgili gençler, biraz şuralardan açı benzerliğinden faydalanalım. Alfa, beta, burası 90. Bak şimdi alfa, beta 90'dı. Burası 90. Burası beta ise demek ki burası alfa. O halde şurası betadır. Çünkü burası da dikti. Şimdi 90'ın karşısına bakıyorsunuz 5. 90'ın karşısı 5. Nereye yazalım? Şöyle aşağı doğru inelim. Tamam. Boşluk bulalım. Şuraya yazalım. 90'ın karşısı büyük üçgende 5. Küçük üçgende 10 bölü 3. 5'in 10 bölü 3'ü oranı eşittir diyorum. Alfanın karşısı 3 birim arkadaşlar. Burada alfanın karşısı absisi veriyor. Biz absise, bu A noktasının ordinatları toplamı diyordu ya, M'ye N diyelim. Absisimiz M'ymiş. Demek ki 3'ün M'ye oranı. Çünkü burası M birimse absis de tabii ki M'dir. Görüyorsunuz. Pekala. Daha sonrasında gençler eşittir diyorum.
Beta'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı hocam bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Buna da n diyelim arkadaşlar. Hatta burası n ise burası n-3'tür. Çünkü şurası 3 birimdi. Onu da unutmayın. N-3 diyelim. Pekala. Şimdi 5 bölü 10 bölü 3 ne demek? 5 ile 10'u sadeleştirirsen 2 ters çevirip çarparsan 3 bölü 2 gelir. Aa çok güzel. Bak. 3 bölü m. 3 bölü 2 ise tabii ki m2'dir. Yani sorunun yarısını bitirdik. Virgül. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. İçler dışlardan 3n-9 eşittir 8 ise 3n buradan 17'dir ve n eşittir 17 bölü 3'tür diyebiliriz. Bakın n de 17 bölü 3'müş. Şimdi ne yapacağız? Bunların toplamı sorulmuş. 2 ile 17 bölü 3'ün toplamı soruluyor. 2 kere 3 6. 6'ya 17 eklediniz. 23 bölü 3 geldi sevgili gençler. Ve cevabımız da Bursa seçeneği olmuş oldu. Güzel soruydu. Devam ediyorum 9. sorumla. Mat dersinde, matematik dersinde A çarpı B'ye B bölü A noktasını tahtaya yazan öğretmen öğrencilerinden A noktasıyla aynı bölgede olabilecek noktalar söylemelerini istiyor. Öğrencilerin söylediği noktalardan bazıları aşağıdaki gibidir. Ali eksi 2'ye eksi 3, Elif 6'ya 4, Murat 4'e eksi 1 ve Meyra eksi 5'e 3 demiş. Buna göre hangi öğrenciler soruyu kesinlikle yanlış cevap vermiştir bu soruya diye sorulmuş. Şimdi öncelikle A kere B ile B bölü A, bakın A ile B'nin işaretleri ne olursa olsun A çarpı B ile B bölü A'nın işaretleri aynıdır. Yani burası eksi ise, çarpımları eksi ise bölümleri de eksidir. Çarpımları pozitifse oranları da pozitiftir. O halde sevgili gençler, artıya artı ve eksiye eksi olanlar doğru söylemiştir. Ama aksini iddia edenler yanlış söylemiştir. Bakın eksi eksi doğru söylemiş. Artı artı doğru söylemiş. Artıya eksi demiş. Murat yanılmış. Meyra da eksi 5'e 3 eksiye artı demiş. Yanılmış. O halde yanlış söyleyenler Murat ve Meyra'dır. Cevap da C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 3. sayfamda ilk sorum 10. soru. Şimdi yukarıda verilen dikdörtgen ve kare şeklindeki kartonlar köşegenleri boyunca kesilerek birer parçaları dik koordinat düzlemine dik kenarları çakışık ve orijinli olacak şekilde yerleştiriliyor. Bakın A'ya 4A getirilmiş, şuraya yerleştirilmiş. 2A'ya 2A da sevgili gençler şuradaki küçük üçgen olarak buraya yerleştirilmiş ve üst üste gelen yerleri de bakın şurada sarı bölge olarak işaretlenmiş. Boyalı bölgenin alanı 64 bölü 3 birim kare olduğuna göre K noktasının ordinatı soruluyor bize. Şimdi kolları sıvayalım ve biraz düşünelim bakalım. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıktığımız zaman şurası 2A değil miydi? Bakın şurası da A'ydı. Şurası A ise bak burası da A'dır. Burasına 2A'ydı. Tamamı 4A'ydı. Bakın burası da 2A'dır. Şimdi siz ben size şöyle bir üçgen çizsem, şöyle bir şey yapsam. Bu üçgende sevgili gençler AA, 2A, 2A ne gördünüz? Kenar ortayları gördünüz değil mi? Bu kenar ortaylar bize neyi işaret eder? Hatta şunu da ben size şöyle çeksem. Acaba şimdi size sorum. Şurası da şöyle kenar ortay olmaz mı? Olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü K burada bize ağırlık merkezini verir arkadaşlar. Ağırlık merkezini verir ve bu şekilde de alanları çok güzel parçalamışız. Alan parçalamak bizim hoşumuza gider. Niye? Çünkü arkadaşlar ağırlık merkezini kenar ortayları bu şekilde çektiğimiz zaman burada oluşan parçaların bütün alanları birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bu güzel. Ve sevgili gençler gördüğünüz üzere A ile A'nın toplamı sarı bölgenin alanları toplamıdır. Yani 2A'yı bize ne olarak vermiş? 64 bölü 3 olarak vermiş. O zaman A dediğimiz şey nedir? 32 bölü 3'tür. Ve sevgili gençler şurası 2A'ydı, burası 4A'ydı gördüğünüz üzere. Gelin bu üçgenin tamamının alanını bulalım. Yani 2A çarpı 4A bölü 2 diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İkiler gitsin ve 4A kare bize bu üçgenin, büyük üçgenin alanını versin. Şimdi arkadaşlarım 4A kare, ben buradan A'ları bulabilirim. Neden biliyor musunuz? Çünkü buranın tamamının alanı şu A'ların hepsinin toplamı 6A'dır. A 32 bölü 3 ise 6A sevgili gençler 64'tür. Bunu 6 ile çarparsanız eğer 6A'yı bulmuş olursunuz. Çat çat gitti. 2 kere 32 64. Demek ki bu 4A kare dediğimiz mevzu 64'müş. Yani A kare dediğimiz şey 16'ymış. Yani A dediğimiz şey de 4'müş sevgili arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuştu? K noktasının ordinatı. Öncelikle diyorum ki şurası bakın 4A'ydı ya.
A'da 4'tü. Burası 16'dır. 16'ya 0 noktası. Daha sonrasında şurası orijindir. 0'a 0. Ve şurası da sevgili gençler 2A olduğu için 0'a 8 noktasıdır. Ben bu ağırlık merkezi olduğunu bilmiyor muyum K'nın? Ağırlık merkezinin koordinatlarını nasıl bulurum? Apsisler toplamının 3'e bölümü 0, 0, 16 daha 16 yapar. 16 bölü 3 bakın K noktasının apsisidir bu. Virgül ordinatını da 8, 0 daha 0, 8, 0 daha 8 yapar. 8 bölü 3. Bakın arkadaşlar K noktasının ordinatı sorulmuştu. K noktasının ordinatı 8 bölü 3 gelecektir. Apsisler toplamının 3'e bölümü ağırlık merkezinin apsisini, ordinatlar toplamının 3'e bölümü de ağırlık merkezinin ordinatını veriyordu. Böyle bir kuralımız vardı. Hatırlarsanız sevgili gençler, buradan da ağırlık noktasına geçiş yapmış olduk. Soru güzeldi. Kaydetmenizi umuyorum. Tavsiye ediyorum. Evet. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi sorulmuş bize. Hemen ne yapıyorsunuz? 10'dan 8'i çıkardınız. 2. Eksi 1'den 1'i çıkardınız. Eksi 2. İkisini birbirine oranladınız ve karşınıza eğim çıktı. Eğimimiz eksi 1'miş. Bu şekilde bulursunuz eğimi. Analitik düzlemde eksi 2'ye 5 noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denklemini nasıl bulacağız? Hemen şöyle diyorsunuz bakın. Y eşittir. Bir matematikçi gibi bulayım bari. Eğim neydi? 3 değil miydi? O zaman 3x yazıyorsun. Eksi 2 yazınca 5'ten mi geçmiş? Yaz bakayım eksi 2, eksi 6 geldi. 5'ten geçmesi için ne gerekiyor? 11 eklemen gerekiyor. Al sana denklem. Tamam. Y eşittir 3x artı 11. Hocam böyle bir şey yok. O zaman şu kesim vardır. 3x'i bu tarafa gönderdi. Y eksi 3x eşittir 11. Bakın C şıkkında bize sırıtıyor. Cevap C olacaktı sevgili gençler. Geçtim 13'e. Aşağıda bir balkon demiri de asılmış. Çamaşır ipi görseli verilmiş arkadaşlar. Balkon demiri şunlar. Bunlar da çamaşır ipi. A, B, C ve D noktalarına bağlı olan ipin KLM noktalarında mandal bulunmakta. K'da, L'de ve M'de mandal bulunuyor. K noktası eksi 4'e eksi 6. L noktası 3'e 7. Şurası 3'e 7. M'de 8'e eksi 3 olduğuna göre DC ipinin üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani şuradaki doğrunun arkadaşlarım denklemi soruluyor bize. Şimdi şöyle diyelim. Ben diyorum ki bu çamaşır ipleri birbirine paralel kardeşim. O halde ben bu AB doğrusunun eğimini hesaplayabilirim. AB doğrusunun eğimini hesaplamak için bize L ve M noktaları yeterli arkadaşlar. Nasıl buluyorduk? 7'den eksi 3'ü çıkardınız. 10 bölü 3'ten 8'i çıkardınız. Eksi 5. Onu eksi 5'e böldünüz. Eksi 2 geldi. Demek ki bunun eğimi eğim eşittir eksi 2. Arkadaşlar paralel olduğu için bunun da eğimi eksi 2'dir. Ve Y eşittir diyorsunuz. Eğim kaçtı? Eksi 2 idi. Eksi 2 x yapıştırdık. Tamam. Şimdi K noktası da bu doğruyu sağlamak zorunda. K noktası neydi arkadaşlarım? Eksi 4'e eksi 6 idi. Şimdi yaz bakayım eksi 4'ü burada. 8 geldi. Ne gelmesini bekliyordun? Eksi 6. Eksi 6 gelmesi için ne gerekiyor peki? 8'den kaç çıkarırsan eksi 6 olur. Tabii ki 14 çıkarırsak. Ve sevgili gençler bu bizim işte doğru denklemimizdir. Tabii şıklardan da bulmak gerekiyor bunu. Hepsini alıp şu tarafa gönderirseniz y artı 2x artı 14 eşittir 0'ı bulursunuz. Bu da bize A şıkkındaki cevabı verir. Aynısını bulduk. Cevabımız A şıkkı olacaktı sevgili gençler. 13. soru bitti bile. Nereye geçiyoruz? Bir diğer sayfaya, 4. sayfaya. 14. sorumuzdayız sevgili arkadaşlar. Şekilde A, B ve C noktalarında masaya temas eden 3 tane bardak görseli verilmiş gençler. Birinci bardak, ikinci bardak, ikinci bardak, üçüncü bardak. A noktası 4'e 3. B noktası eksi 2'ye K. Ve C noktası da eksi 6'ya 5'miş. Tamam. Buna göre bardakların aynı hizada olması için, bardaklar aynı hizadaysa bunlar aynı doğru üzerinde olmaları gerekir. Aynı hizada olması için B noktasının ordinatı kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar o zaman eğimi aynı olması lazım. Yani iki farklı, ikişer noktadan eğim bulacağım. Bu eğimlerin birbirine eşit olması lazım. Nasıl yaparız? Önce A ve C noktalarını kullanalım. Bakın 5'ten 3'ü çıkardım. 2 bölü. Eksi 6'dan 4'ü çıkardım. Eksi 10. Tamam. Böylelikle eksi 1 bölü 5'i verdi bize bu. Eşittir diyorum. Şu ikisini kullanalım şimdi. K'dan 3'ü çıkardın. K'dan 3'ü çıkardın. Eksi 2'den 4'ü çıkardın. Eksi 6. Bu da bize eğimi verir. Aynı doğru üzerinde oldukları için de eğimleri birbirine eşittir. Madem öyle şunu içler dışlar çarpımından yaparak K'yı bulabiliriz. Pekala. İçler dışlardan eksi 6 kere eksi 1 6 yapar.
5 kere k-3 de 5k-15 yapar. -15'i bu tarafa attınız. 21 eşittir 5k geldi. K buradan sevgili arkadaşlarım 21 bölü 5 oldu. Yani cevap Edirne'ymiş. Çünkü bize B noktasının ordinatı sorulmuştu arkadaşlarım. B noktasının ordinatı kaç olmalıdır? K sorulmuş. Ben de K'yı 21 bölü 5 buldum. Cevap E şıkkı olacaktı. Devam. 15. soru. Şekil 1'de koordinat düzleminde çizilmiş eşit kollu terazi görseli verilmiş. Bakın terazinin kefeleri boş ve terazi dengedeymiş. Çünkü AB çubuğunun dik eksenine paralel olduğu bilgisi de verilmiş. Bu yüzden dengede. Şekil 2'deki gibi A kefesine M kütleli bir ağırlık konulduğunda B noktası 4'e 8 noktasına çıkmış. Bakın arkadaşlar burası x ekseniydi. Hemen şöyle çizelim tekrardan. Burası x ekseniydi. Gösterelim. Şurası da sevgili gençler y ekseniydi. Onu da şöyle çizelim. Bakın burası da y ekseni. Şöyle yapalım. Pekala. Şurası ne noktasıymış? 4'e 8. Yani ben bunu bu şekilde indirirsem eğer buranın apsisi 4 olurken ordinatı da ne oluyormuş? 8 oluyormuş. Güzel. Şimdi bu AB doğru parçası, yani şu doğru parçası var ya şu. Bu y eşittir 6 doğrusu üzerindeymiş. Yani şurası 6'ymış aslında. Yani burası 6'ymış. O halde şurası kaçtır arkadaşlarım? 2 değil midir? Şurasında bana 4 olduğu bilgisini vermemiş miydi? Vermiş. Nereden? Hocam işte burası 4 ise burası da 4'tür. Peki burası dik üçgen. A 2A A kök 5'ten 2 4 2 kök 5 olmaz mı buranın uzunluğu? Yani şurasına ben O dersem OB 2 kök 5 ise demek ki bu terazinin bu kolu da 2 kök 5'tir. Kolların uzunluğu aşağı yukarı doğru inerken değişmiyor sonuç olarak. Yani şurası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5'miş. Benden AB'nin kaç birim olduğunu sormuştu. AB arkadaşlar 2 kök 5 2 kök 5 daha 4 kök 5 yapar. Cevap E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Hem de nasıl biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum 4. sayfamın sağ üst tarafında. 16. soru. Yukarıdaki şekil 30 adet birim kareden oluşmuş. A noktası orijin, D noktası dik koordinat sisteminin ordinatlar eksenini gösteriyor arkadaşlarım. Buna göre şu ne demek? Şu ne demek? D doğrusu dik koordinat sisteminin ordinatlar ekseni. Yani aslına bakarsanız diyor ki bu pembeyle gösterdiğim doğru diyor. Y ekseninin ta kendisi. Sen bir de şimdi diyor ki apsisler ekseni yani x eksenini çiz diyor. Bu x ekseni için hangisi doğrudur diye sormuş. 5 tane şık var. Şimdi şöyle diyelim. X ekseniyle y ekseninin dik olduğunu biliyorsun. X ekseni y ekseni dik. Hemen şuradan bir tane üçgen çıkaralım. Şöyle köşelerden geçen. Bak burası 3 burası 2. Eğim kaç arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2. Niye? Azalan çünkü. Eğim eksi 3 bölü 2 aşağı doğru gidiyor. Bunun eğimi eksi 3 bölü 2 ise ben bunu neyle çarparsam eksi 1 yapar? Tabii ki 2 bölü 3 ile. Niye eksi 1'i aradım ben? Çünkü sevgili gençler birbirine dik olan iki doğrunun eğimi eksi 1'dir. Çarpımları eksi 1'dir. O halde ben eğimi 2 bölü 3 olan bir doğru çizmem gerekiyor şimdi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Her 3 birim sağa ilerlediğimde 2 birim yukarı çıkacak bir eğri istiyorum. Yani eğri değil doğru istiyorum. Yani 3 birim sağa 2 birim yukarı ve benim y eksenim demek ki işte sevgili x eksenim bu şekilde olacakmış arkadaşlarım. Ve nereden geçiyormuş? F'den. Bak burada ne demiş? F noktasından geçer demiş. Yani cevap Edirne seçeneği olacakmış sevgili gençler. 3'e 2 eğimimiz 2 bölü 3 olduğu için. Devam 17. soruyu. Dik koordinat düzleminde kısa kenarı 3 birim. Bak çok güzel soru. Kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 9 birim olan 2 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilmiş. O A dediği uzunluk yani şurası arkadaşlarım A birimmiş. EDC noktaları doğrusal. Y eşittir MX doğrusu dikdörtgenin B ve F köşelerinden geçmekte aynı zamanda. M ile A'nın çarpımı sorulmuş. Bakın arkadaşlar şurası kaç birim? 3 değil mi? Peki. Şimdi M dediğimiz şey bu doğrunun eğimi değil mi? Doğrunun eğimi. Peki aynı zamanda burası alfa ise tanjanttan 3 bölü A eğimi vermez mi arkadaşlar? 3 bölü A. Yani bize M çarpı A sorulmuştu ya. M zaten 3 bölü A'ymış. Bana bunu diyor A ile çarp. O zaman şu A'ları götürürsün. Cevap da karşına çıkar. Cevap neymiş? 3'müş. Hocam buradaki 9 falan kullanmadık. Olabilir. Niye olmasın ki? Devam ediyorum. 5. sorumla, 5. sayfamla 18. soru. Neredeyse yaraladık. Aşağıda dik koordinat düzlemi çizilen bir şemsiyenin bir köşesi orijindeymiş. Bakın şurası orijin arkadaşlar. AB OB'ye. AB OB'ye eşit. Yani ben şunu şöyle çekersem
Tamam mı? Şurasıyla şurası birbirine eşit oluyor. A noktası 6'ya 8 olarak verilmiş. Yani ben şunu şöyle indirirsem işte buranın apsisi arkadaşlar 6 oluyormuş. İşte buranın ordinatı da 8 oluyormuş arkadaşlar. Yani 6, 8 demek ki o A uzunluğu 10 olacak ve burayı da 5'e 5 diye parçalayacak. Bunlar cepte. Neyse neyi sormuş? Şemsiyenin ya sapının yani şu sapın arkadaşlar BC doğrusunun üzerinde olduğu denklemi bul demiş bize. Denklemi bulacağız. Peki denklemi bulmaya gayret gösterelim. Şimdi arkadaşlar burası eşit ya, ben şunu şöyle çekersem eğer, bunu böyle çekersem 1'e 2 olduğu için demek ki burası 8, bak burası 4 olacak. Buranın uzunluğu 4. O zaman buranın uzunluğu 3 olacak çünkü burayı da 2 eşit parçaya böler. 3, 3, 4, 5 üçgenini zaten görüyorsunuz. Daha sonrasında derim ki buradaki benim OA doğrumun yani şu doğrunun arkadaşlar eğimi ne? Karşısı 4, komşusu 3 olduğu için eğim 4 bölü 3. Şimdi bu şemsiyenin sapı buradaki şemsiyenin OA doğrusuna dik değil mi? O zaman bunun eğimi OA'nın eğimi 4 bölü 3 ise şemsiyenin sapının eğimi eksi 3 bölü 4'tür. Çünkü birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'i vermek zorunda. 3'ler gider 4'ler gider bakın eksi 1 kalır. Demek ki şu BC doğrusunun eğimi, eğim BC doğrusu diyelim eşittir kaçmış? Eksi 3 bölü 4. Şimdi bunun doğrusu isteniyordu. Hemen yazalım bakın. Y eşittir eğim eksi 3 bölü 4 çarpı x. Tamam. Şu noktanın ne olduğunu söylemiştik. 3'e 4 olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bu şemsiyenin sapı 3'e 4 noktasından da geçiyor. Yani sen x gördüğün yere 3 yazınca x gördüğün yere 3 yaz. Eksi 9 bölü 4. Nereden geçmesi gerekiyor? 4'ten. Ben buna ne eklersem veya ne çıkarırsam 4 olur diye düşüneceğim. Eksi 9 bölü 4. 4 olabilmesi için 16 bölü 4'e ihtiyacım var benim. Dolayısıyla benim buna 25 bölü 4 eklemem gerekiyor. Yani ben bunun üzerine 25 bölü 4 ekleyeceğim. Ki eksi 9 bölü 4'e 25 bölü 4 eklersem 16 bölü 4'ten 4 gelir. Ve 3'e 4'ü de sağlamak zorunda kalır. İşte bizim denklemimiz bu. Tabi bu denklemleri yazarken böyle bölülü mölülü hiçbir şey istemiyorlar biliyorsunuz. O halde ne yapmamız lazım? Bunu tamamen bir 4 ile çarpalım. 4y eşittir. Eksi 3x artı 25 dedim. Nasıl verilmiş? Bakın şöyle. Bunu bu tarafa attım. 3x artı 4y eşittir. 25 bize cevabı verir. Bu da bakın B seçeneğinde zaten mevcut. Cevap B şıkkı olacakmış arkadaşlarım. Devam ediyorum 19. soruyla. Görseldeki rüzgar gülleri A, B, C ve D noktalarına dikilmiş arkadaşlarım. A ve B noktaları C ve D noktalarının üzerinde bulunduğu doğrular da birbirine paralelmiş. Yani şunu çizdim ve şunu çizdim. Bunlar sevgili gençler böyle ne güzel bakın birbirine paralelmiş. Anlaştık. A noktası 4'e 6, B noktası eksi 2'ye 5, C noktası eksi 3'e 7, D noktası da M'ye 4 ise M kaçtır? Arkadaşlar o zaman bunların eğimleri birbirine eşit değil midir paralel olduklarına göre? Ben şu AB doğrusunun eğimini nasıl bulurum? 5'ten 6'yı çıkarırım eksi 1, eksi 2'den 4'ü çıkarırım eksi 6. Yani eğim neymiş? 1 bölü 6'ymış. Tamam. Daha sonrasında eşittir diyorum. Şunlardan geçen doğrunun eğimi. Yani 4'ten 7'yi çıkardınız eksi 3. M'den de eksi 3'ü çıkardınız. M artı 3 geldi. Tamam. M artı 3 geldi. M'den eksi 3'ü çıkardınız. İçler dışlar. M artı 3 eşittir eksi 18 ise M kaçtır? Eksi 21'dir. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiş tertemiz sevgili arkadaşlarım. Devam. 20. soruyla şu kısmı siliyorum ve sorumu okuyorum. Diyor ki bana soruda aşağıda birim kareli bir zemin verilmiş. Şekildeki arkadaşlarım iki nokta koordinat düzlemindeki orijin ve birebir noktalarıdır diyor. Buna göre aşağıdaki doğrulardan hangisi sıfıra sıfır ve birebir noktalarına eşit uzaklıktadır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sıfıra sıfır ve birebirden ikisinden aynı anda geçen doğru sevgili gençler. Önce bunun eğimini buluyorsunuz. Bunun eğimi karşı bölü komşudan 1 bölü 1, 1'dir. Tamam, bunun eğimi 1. Peki artık ben diyorum ki madem bundan geçen bu ikisinden geçen doğrunun eğimi 1. Ben bu iki noktaya eşit uzaklıkta olan doğrunun eğiminin 1 veya 1. Aynen bu şekilde bakın bunların her birinin eğimi 1 tamam mı? Ya da eksi 1 olmasını isterim. Eksi 1 olabilmesi için de bu iki noktaya eşit uzaklıkta olabilmesi için de sadece ama sadece bu ikisinin tam ortasından geçen
doğruya ihtiyacımız var. Yani benim eğimim 1 veya eksi 1 olacak. Bakın bunun eğimi 1 değil. Bunun eğimi 1 değil, 2. Bunun eğimi eksi 1. Bunun eğimi eksi 2. Bu da değil. Yani cevap, bakın bunun eğimi 1. Bunun eğimi eksi 1. Cevap B veya D olacak. Şimdi madem öyle, madem öyle. Şunları sildim. Tamam, bunu da sildim. Şimdi diyoruz ki 0'a 0'a 1'e 1 noktaları var mevcut elimizde. Bir x artı 3'ümüz, bir de eksi x artı 3'ümüz var. Ben 0'a 0 noktasının, 0'a 0 noktasının, bakın şunu, y artı x eşittir, y artı x eksi 3 eşittir 0. Bunun da y eksi x eksi 3 eşittir 0 olduğunu biliyorum ya. 0'a 0 noktasının şu noktaya olan uzaklığını bir bulalım. Nasıl buluyoruz arkadaşlar? 0'ı 0'ı yerine yazdık. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 bölü. Noktayı yerine yazıyorsunuz. Bilmeyenler için de onu söyleyelim. Noktayı yerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra oluşan bütün ifadenin mutlak değerini alıyorsunuz. 0, 0, eksi 3'ün mutlak değeri 3 bölü. X'in ve Y'nin kat sayılarının karelerinin toplamının karekökü. Yani sevgili gençler, 1 artı 1, 1'in karesi artı 1'in karesi 2. Bunun karekökü 3 bölü kök 2. Yani 0'a 0'a olan uzaklığı bunun 3 bölü kök 2. Bir de 1'e 1'e olan uzaklığına bakalım. Yazın 1 yerine 1 artı 1 2. 2'den 3'ü çıkardınız. Eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1 bölü. 1'in karesi artı 1'in karesinin karekökü 1 bölü kök 2. E şimdi bunlar birbirine eşit mi? Değil. Demek ki uzaklıkları da eşit değil. Cevabımız ne olacakmış? B. Hadi onu da yapalım. Deneyelim. Hadi onu da yapalım. Bakın. 0'a 0 yerine yazın. 0 eksi 0 0. 3 çıkardınız. Eksi 3 mutlak değeri 3 bölü. Y'nin katsayısı 1, bunun katsayısı eksi 1, kareleri toplamı 2, kök 2 yaptı, 3 bölü kök 2. 1'i yerine yazalım, 1 eksi 1, 2, 2'den 1 eksi 1, 0, 0'dan 3'ü çıkardınız, eksi 3, mutlak değeri 3 bölü, 1'in karesi, 1'in eksi 1'in karesi toplamı 2, kare kökü de kök 2. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O halde cevap ne olacak? B olacak sevgili arkadaşlar. Yarısı bitti, kaldı diğer yarısı, devam arkadaşlar, hiç hız kesmeden devam. 21. soru. Aşağıdaki analitik düzlemde verilen iki doğru kenarları eksenleri paralel ABCD karesinin birer köşesinden geçmekte. Bakın bu bu köşeden, bu da bu köşeden geçiyor, tamam mı? B köşesinin apsisi 2 olduğuna göre T noktasının apsisi kaçtır diye sormuş. Öncelikle B noktasının apsisini bir güzel vermiş bana. İndirdim şu şekilde aşağıya. Dedim ki aha burası 2'ymiş. Şimdi 2'yi ben şu doğruda yerine yazarsam 2 kere 4 8 yapar. Bakın burası kaçmış o zaman? 8'miş. Çok güzel. Şimdi devam. Ben bu karemizin bir kenarına A diyeyim. O zaman şurası da A olur mu? Peki buranın apsisi ne olur? O zaman onu söyleyin. Bakın 2 artı A olur. Demek ki burası 2 artı A ya da A artı 2 diyelim. Tamam. A artı 2'yi de götürüp şurada yerine yazalım. Ve bana şuradaki ordinatı versin. Nerede yerine yazacağım A artı 2'yi? Tabii ki 2x'te. 2 çarpı a artı 2 yani 2a artı 4 yapar arkadaşlar buranın ordinatı. Şimdi şurası kaç birimdi? A. E burası da a birim değil miydi? E 8'den bunu çıkarırsam ben 2 artı 4'ü çıkarırsam aynı zamanda a'yı bulmaz mıyım arkadaşlar? Tabii ki buluruz. O halde çıkaralım. 8'den 2 artı 4'ü çıkarırsanız 4 eksi 2a gelir. Bu da kaçmış arkadaşlar? A'ymış. Attım bu tarafa 4 eşittir 3a oldu. Demek ki a kaçmış? 4 bölü 3'müş. Bana neyi sormuştu? D noktasının apsisi. Yani şuranın apsisi. Buranın apsisi a artı 2'dir. Sen a'yı 4 bölü 3 buldun. 4 bölü 3'ü yazdın. 2 de eklersen üzerine 2 kere 3 6 4 ekledin. 10 bölü 3 buranın apsisi gelir. Ve cevabımız da D seçeneği olur sevgili gençler. Arkadaşlarım bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyorum bir diğer sayfamdaki 22. sorumla. Şekilde koordinat düzleminde çizilmiş 7 rakamının AB kenarı. Bakın AB kenarı. Y eşittir 12 doğrusu üzerinde ve C köşesi X ekseni üzerindedir. Arkadaşlarım hemen ne yapıyoruz? Şunu şöyle çekiyoruz ve diyoruz ki buranın ordinatı hocam 12'ymiş. Y eşittir 12 doğrusunun üzerinde çünkü değil mi? Pekala burası da X ekseni üzerinde bir nokta. Bakın B noktası 6 kök 3'e K'ymış. Yani şunu şöyle çekerseniz eğer. Şöyle çektiniz. Dediniz ki hocam burası 6 kök 3. Ve sevgili gençler K da burada o zaman kaçtır? 12'dir. Çünkü 6 kök 3 için 12'den geçmiş. K da 12'ymiş. AB x eksenine paralel demiş zaten. Y eşittir 12 doğrusu x eksenine paralel. Söylemese bile biliyorduk. ABC 60 derece. ABC açısı yani şurası 60 derece. Burası 60 derece ise burası da 60 derecedir.
Burası 90'dı. Burası 30 derece arkadaşlarım. Daha sonrasında 60'ın karşısı 12 ise eğer, bakın 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun köküçü oranıdır. Köküçü oranıdır. Yani 12 bölü köküçtür. Doğru mu? Bu da sevgili gençler bize 2 kök 3'ü değil 4 kök 3'ü özür diliyorum. 4 kök 3'ü verir. Yani sevgili arkadaşlarım şurası neymiş? 4 kök 3'müş. Pekala, neyi sormuştu bize? BC kenarı aşağıdaki doğruların hangisinin üzerindedir? BC kenarı şu. Yani BC doğrusunun ismini soruyor bize. Şimdi burası 4 kök 3 dedik. 60 olduğunu biliyoruz ve arkadaşlarım aslına bakarsanız şuradaki 4 kök 3'ü bulmamıza da gerek yokmuş ama olsun. 2 kök 3'e 0 noktasıdır C noktası değil mi? Şimdi eğimine tan 60 yani kök 3. Bakın y eşittir. Tan 60 kök 3'tü. Eğimi verir bize. Kök 3 x dedim. Tamam mı? Daha sonrasında ben x gördüğüm yere 2 kök 3 yazınca yaz bakayım 2 kök 3'ü. Kök 3 çarpı 2 kök 3 ne yapar? 6 yapar doğru mu? Burası. Peki 0 gelmesi gerekiyordu 2 kök 3 için. Ama 6 geliyor. Demek ki 6 çıkarmamız gerekiyor. İşte sevgili gençler doğrumuzun denklemi bu. Bakalım hangi şıkta böyle bir denklem var? Genelde x'in katsayıları rasyonel. O zaman şöyle diyelim. Kök 3'ü de çarpın. Kök 3y eşittir 3x eksi 6 kök 3 olur mu? Daha sonrasında arkadaşlarım bunu bu tarafa, bunu bu tarafa gönderin bakalım. 3x değil, bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. 3x eksi kök 3y eşittir 6 kök 3 yapar. Bakın bu da, Bursa seçeneğinde mevcut sevgili gençler. Güzel, devam edelim. 23. sorumuzda. Şekilde ABC dik üçgeni şeklindeki branda, bu bir brandaymış, A ve C noktalarından bağlanan iplerle E ve D noktalarından gerdirilerek bağlanmış arkadaşlar. Şuraya bir ip bağlanmış. Bu ip böyle gerdirilip buraya takılmış. Buraya bir ip bağlanmış ve bu ip bu şekilde gerdirilerek buraya takılmış. E noktasını, A noktasını, C noktasının ordinatlarını vermiş. D noktasının ordinatları M'ye N'dir demiş. D noktasının koordinatları toplamı yani M artı N soruluyor sevgili arkadaşlarım bize. Şimdi gelin şöyle diyelim. Bu neydi arkadaşlarım? Burası dik miydi? Dik üçgen demiş. ABC dik üçgeni. Burası dik. Şimdi o halde şuradaki EB doğrusunun eğimiyle eğiminin şuradaki BD doğrusunun eğiminin çarpımı eksi 1 olmalı. Niye? Çünkü bu doğrular birbirine dik. Gelin şunun eğimini bulalım. 3'ten 2'yi çıkardınız 1. 4'ten 3'ü çıkardınız 1. 1 bölü 1'ine geldi 1. Demek ki bunun eğimi 1 ise bunun eğimi eksi 1 olacak. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1 olmak zorundaydı. Peki bir de bunun eğimini bulalım. N'den 6'yı çıkardın. N eksi 6 bölü. M'den de 5'i çıkardın. M eksi 5 eşittir. Ne olmak zorunda dedik? Eksi 1. İçler dışlar alalım. N eksi 6 eşittir. Eksi M artı 5 yapar. Eksi M'yi bu tarafa gönderdin. Eksi 6'yı bu tarafa gönderdin. N artı M eşittir. Kaç geldi? 11. Bizden ne isteniyordu? Hocam M artı N. M artı N'yi bulmadın mı sen? 11'i. O halde cevap kaçmış? 11'miş. Yani cevap D şıkkında verilmiş sevgili gençler. 23'ü de bitirdik. Geçtik 24'e. Şimdi burada bir uçak var. Bu uçak buradan havalanmış. Bu şekilde devam etmiş. Hikayeyi dinleyelim. Görselde bir uçağın kalkış sırasında belli noktalardaki durumu dijital ortamda gösterilmiş. Uçak pistin başındaki A noktasından harekete başlayıp B noktasında havalanmaya başlıyor tam olarak burada. Ve sevgili gençler B noktasına havalanmaya başlıyor ve C noktasında piste paralel şekilde CE boyunca ilerliyor. Bakın burası piste paralelmiş sevgili gençler. Pekala. Şimdi A noktasının ordinatını koordinatlarını vermiş. Eksi 3'e eksi 2. B noktasını vermiş 4'e 3. C noktasını vermiş 7'ye 1. Ve diyor ki buradaki CE rotasının doğrusal denklemi. Yani CE doğrusunun denklemi istenmiş bizden. Hadi bir yorum yapalım bakalım. Şimdi şu ikisi paralel değil mi? Paralelse eğimleri birbirine eşittir. O zaman bul bakalım şu iki noktayı kullanarak eğimi bul bakayım. 3'ten eksi 2'yi çıkardın 5 bölü. 4'ten eksi 3'ü çıkardın 7. Eğim neymiş? 5 bölü 7. O zaman bunun da eğimi 5 bölü 7 olmak zorunda. Yani sevgili gençler yani y eşittir eğim çarpı x tamam mı? 7 için 1'den geçecekmiş. Yaz bakayım 7'yi. 5 bölü 7 çarpı 7 artı ne olursa 1'den geçer.
7'ler gitti mi? Gitti. 5'e ne eklersem 1 olur? Tabii ki eksi 4 eklersem. İşte sevgili gençler, denklem bu aslında. Ama dedik ya, paydada 7 kalmasını falan, böyle paydalı maydalı bir şey olmasını istemiyor. O yüzden 7'yi de çarpalım. 7'ye eşittir 5x eksi 28 yapar. Ve sevgili gençler, bunu bu tarafa atarsanız 5x eksi 7y eksi 28 eşittir 0'ı bulursunuz. Bu da sizi Edirne seçeneğine götürecektir. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 25. soruyla. ABC bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgen. ADE üçgeni y eşittir b doğrusu boyunca katlanıyor. Yani sevgili gençler, şuradan itibaren bu alınıyor, bu tarafa doğru katlanıyor. Ve katlanmış hali bu. Hemen ne yapıyorsunuz? Açık halini de, önceki halini de bunun üzerine sevgili arkadaşlar şu şekilde çiziyorsunuz. Çizdiniz. A noktasının katlama sonrasında yeni yeri A üssü olmakta ve A üssü DE üçgeninin ağırlık merkezi X ekseni üzerine gelmekte. Oo. Şimdi şunu şöyle görebilmek açısından şöyle çizelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şunu şöyle birleştirirsem eğer ben. Birleştirdikten sonra bakın şurası ne oluyormuş? Burası ağırlık merkezi oluyormuş. Şimdi burası ağırlık merkezi ise o zaman şöyle bir mantık yürütebilir miyiz? Burası K ise burası 2K'dır. Doğru mu? Bir de bakın şuradan şuraya kadar olan maviyle gösterdiğim kısmın uzunluğu 3K. Arkadaşlar bu katlanmamış mıydı? Katlanmadan önceki hali de o zaman burası da 3K'dır. Doğru değil mi? Peki şu gösterdiğim yer şurası arkadaşlarım. O zaman nedir? Bakın şu maviyi buradan silersem daha rahat görürsünüz. Şurası sevgili gençler 4K'dır. Ve şurası yine 2K olmaya devam etsin. 2K, K. Burasının tamamı üçgen. Katlanmadan önceki buradaki yüksekliği 4K'ymış. Güzel. Şimdi ABC üçgeninin eşkenar üçgeninin bir kenarı 8 birim değil miydi? O halde sevgili gençler B'den buraya kadar olan kısım 4'tür. Burası 60'tır. Burası 30'dur. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 değil miydi? 4 kök 3'tü ve şuradan şuraya kadar olan mesafe 4K ise işte bu 4K işte o 4 kök 3'e eşit olacak. Yani K kaç olacakmış? Kök 3. Peki K'ları da bulduk. K'ları da bulduk. Diyor ki buna göre B ve A üssü noktalarından geçen doğrunun eğimi. Yani sevgili gençler şu doğru var ya işte o doğrunun bize eğimi soruluyor. Tamam mı? Şöyle çizelim. Bu doğrunun eğimi soruluyor. Eğim eşittir soru işareti dedik. Gelin bulalım. Arkadaşlar şurası neydi? 4 birim hocam. K kaçtı? 2 kök 3. Bakın burası o zaman nedir? K kök 3'tü. 2K nedir? 2 kök 3'tür. Ben bu doğrunun eğimini bulmak için karşısını komşusuna oranlasam çok hoş olmaz mı? 2 kök 3'ü 4'e böleceğiz. Ve tabii ki bu doğru eğimi yani bu doğru azalan bir doğru olduğu için eğimi negatiftir. 2 ile 4'ü sadeleştirdiniz. 2 geldi. Üst taraf eksi kök 3. Alt taraf 2. Alın size eğim sevgili gençler. Doğru cevabımız C şıkkı olacakmış. Bu soruyu SML Hoca beğendi arkadaşlar. Geçtim 7. sayfamdaki 26. soruma. Birim karelerden oluşmuş düzlemde D1 ve D2 doğrularının belirli kısımları gösterilmiş. Buna göre bu doğruların kesişim noktası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım D1 doğrusuna bakıyorsunuz. Eğimi 1'e 4, 1 bölü 4. Yani her 4 birim ilerlediğinde bir birim yukarı çıkacakmış. Bakın 4 birim ilerledim, bir birim yukarı çıktım. O zaman sevgili gençler bizim bu doğrumuz işte buradaki C noktasından geçecek. Burası da eğimi gördüğünüz üzere 2'ye 2 yani 2 bölü 2 yani 1 arkadaşlar. Demek ki her köşeden geçecekmiş. Her köşeden geçtiği için de şu şekilde geçer. Bu doğrular nerede buluşurlar? C noktasında buluşurlar. Demek ki C noktasında kesişim noktası mevcut. O halde cevap C seçeneği olacakmış deriz. Geçtim 27'ye. Şekilde verilen dik koordinat düzleminde XY düzlemi ile orijinleri çakışık x üssü y üssü düzlemi oluşturuluyor. Buna göre xy düzlemindeki x eşittir 2 doğrusunun ki xy düzlemindeki yani bildiğimiz şu siyah her zaman kullandığımız kartezyen koordinat sistemindeki
Şurası sevgili gençler 2 ise x eşittir 2 doğrusu. İşte bu doğrudur. Çizdiğim doğrudur. İşte bu doğrunun yeni düzlemde yani x üssü y üssü düzleminde eğimi kaçtır diye soruluyor. Yani sevgili gençler şurasını artık yeni x ekseni olarak düşünürseniz, burasını yeni x ekseni olarak düşünürseniz, y eşittir x doğrusu üzerinde değil miymiş? Eski düzlemde bu y eşittir x doğrusu değil miymiş? Yani şurası 45 miymiş arkadaşlar? Burası 45 ise burası 45 midir? Burası 90 olduğu için. Burası 45 ise burası 45 midir? Evet. Yeni eksenimizde yani x üssü ekseniyle az önce çizdiğimiz x eşittir 2 doğrumuz arasında kaç derecelik bir pozitif yönlü açı var? 45. O zaman tanjant 45 derece yani 1 bizim x eşittir 2 doğrumuzun x üssü y üssü düzlemindeki eğimimizi verir. Yani cevap D şıkkıymış sevgili gençler. Devam ediyorum 28. sorumla. Şekilde koordinat düzleminde modellenmiş ABOC şeklindeki arsa karedir. Bakın şu büyük arsa kareymiş ve arsanın içerisine EFOD karesi şeklinde bir kamelya yapılacak. Bakın burası da kareymiş ve burası bir kamelya olacakmış arkadaşlar, tamam mı? Bahçeye güneşte kalmayalım, oturalım, yağmurda ıslanmayalım diye bir kamelya yapıyorlarmış. Böyle çatısı olan, tamam. Kamelyanın E köşesi ve arsanın C köşesi 2Y eksi 3X eşittir 30 doğrusu üzerindeymiş. Buna göre kamelya yapıldıktan sonra arsada kalan alan kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi ben burada Y'ye 0 verirsem burası gider. X kaç olur? Eksi 10. Bakın arkadaşlar bu doğru eksi 10'dan geçtiğine göre C'nin absisini bulduk, eksi 10. Yani bu bir kareydi yani. Demek ki burası 11'inmiş, işte burası da 11'inmiş arkadaşlar. Tamam. Peki devam. Bir de sevgili gençler şöyle yapalım. Şurayı sileyim. Ben diyorum ki şuraya eksi A absisli nokta desem. Bakın eksi A absisli nokta. Eksi dedim. Uğraşmayalım istedim. Eksi dedim. Niye? Çünkü x ekseninin sol tarafında. Y ekseninin sol tarafında. Eksi A dedim. Yani bu şu anlama gelir. Bu karenin ben bir kenarını A birim olarak kabul ettim. O zaman burası da A'dır arkadaşlarım. Ve böylelikle eksi A'yı ben bu doğruda yerine yazarsam, x gördüğüm yere yazarsam bunun y'si A gelecek demektir. Gelin o zaman şuradaki denklemde x gördüğümüz yere eksi A yazalım, y gördüğümüz yere A yazalım. 2A eksi 3 kere eksi A artı 3A yapar. Bu da 30'muş. Yani 5A eşittir 30'muş arkadaşlarım. Yani A eşittir 6'ymış. A 6 ise burası 6'dır, burası 6'dır. Buradaki karemizin alanı 36'dır 6 kere 6'dan. Büyük karemizin alanı da sevgili gençler buranın tamamı da 10 kere 10'dan 100'dür. Diyor ki bahçede kamelya yapıldıktan sonra geriye kalan alan yani sevgili gençler şurası kaç birim karedir diye sorulmuştu. Siz de 100'den 36'yı çıkaracaksınız ve 64'ü işaretleyeceksiniz sevgili gençler. Devam 29. soru. ABCD bir dikdörtgen. Burası 5'e 4, 4'e 3, 2'ye eksi 1 noktaları verilmiş. Buna göre DC doğru parçası üzerinde bulunduran doğrunun denklemi hangisidir diye sorulmuş. Yani aslına bakarsanız işte şuradaki DC doğrusunun eğimi soruluyor bize. Pardon, denklemi soruluyor bize. Peki ben bunun dikdörtgen olduğunu biliyorum ya. Bununla bunun paralel olduğunu da tabii ki biliyorum. O halde üstteki doğrumuzun, şu doğrumuzun eğimi bu doğrumuzun eğimine eşit olacak. Bu doğrunun eğimini bulalım. 4'ten 3'ü çıkardınız 1 bölü. 5'ten 4'ü çıkardınız 1. 1 bölü 1'den eğim 1 geldi. Demek ki bunun da eğimi 1 olacak. Yani y eşittir 1x'de başlayacağız. Yani x'de başlayacağız. 2'yi yaz bakayım yerine 2. Eksi 1'i vermesi için demek ki 3 çıkarmamız gerekecek. İşte size bu doğrunun denklemi arkadaşlar. Y eşittir x eksi 3 cevap Denizli seçeneği olacakmış. 7. sayfayı da tükettik. Geçtik 8'e. Diyor ki yukarıda dik koordinat düzlemine yerleştirilmiş ABCO dikdörtgeni biçimindeki tablo görünmekte. Tablo G1 ve G2 noktalarında duvara sabitleniyor. Bu G1 ile G2 neymiş? G1 ve G2 sırasıyla AOC ve ABC üçgenlerinin ağırlık merkeziymiş. Yani diyor ki aha şunu şöyle birleştir.
İşte burada AOC üçgeni var. Ve bu üçgenin ağırlık merkezi G1. Varsayalım ki şuralarda bir yerde olsun. Şöyle G1. Ve sevgili gençler, G2 de ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. O da şuralarda bir yerde olsun. Şöyle buna da G2 diyelim arkadaşlarım. Diyor ki AC köşegeni 2x artı 3y eşittir 18 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Bakın bu doğrunun ismi de neymiş? 2x artı 3y eşittir 18'miş. G1 ile G2'nin uzaklığı sorulmuş bize. Oo, hadi bakalım. Şimdi güzel, bayağı kazanımı bol olan bir soru. Bakın arkadaşlarım. X'e 0 verdiniz. Y 6 geldi. Burası 6'ymış. Y'ye 0 verirseniz bu sefer X kaç gelir? 9 gelir. Bakın burası da 9'muş. Yani burası 9'a 0. Burası 0'a 0. Burası da 0'a 6 noktalar arkadaşlarım. Tamam. G1'i nasıl bulursunuz? Arkadaşlarım, G1'in koordinatları bulunurken buradaki üçgenimizin ağırlık merkezi ya G1. Apsisler toplamını 3'e bölüyorsunuz. 0, 0, 9 daha 9 yapar 3'e böldünüz. 3 geldi. Virgül. Ordinatlar toplamını 3'e bölüyorsunuz. 6, 0, 0 topladınız. 6, 3'e böldünüz 2. Demek ki G1 noktasının koordinatları 3'e 2'ymiş. G2 noktasının koordinatlarını bulalım. Önce B noktasının koordinatları lazım. 9 apsisli nokta için 6 ordinatlı noktadan geçmiş. Yani 9'a 6'ymış burası da. Pekala. Apsisler toplamı 0, 9 daha 9, 9 daha 18. 18'i 3'e böldünüz 6, virgül. 6, 6 daha 12, 0 daha yine 12, 12'yi 3'e böldünüz 4, 6'ya 4'müş. İşte sevgili gençler, bana şunu sorulmuş. G1 ile G2 arasındaki mesafe sorulmuş. G1 ile G2 arasındaki mesafeyi bulmak için de şunu yapacaksınız. Pisagor. Bakın 4'ten 2'yi çıkardınız, burası 2 birim. 6'dan 3'ü çıkardınız, burası 3 birim. Burası 2 birim, burası 3 birimse şöyle bir dik üçgenimiz var. Burası 2, burası 3. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Bunun da karekökünü alırsınız. Cevap kaç olur? Kök 13 olur arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Gençler devam. 31. soru. Aşağıda bir tane el feneri gösterilmiş bize. El fenerinin eksi 2'ye 3 noktasından çıkan ışın doğrusal bir yol alarak aynaya 4'e 1 noktasına çarpıp tekrar doğrusal olarak yoluna devam etmiş. Burası da dik. Gelen ışın ile giden ışın arasındaki açı 90 derece ve giden ışının üzerindeki bir nokta 3'e A noktası olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle gençler A noktasından ve B noktasından geçen doğrunun eğimini bir hesaplayalım bakalım beraber. Bakalım ne işe yarayacak. 3'ten 1'i çıkardınız 2 bölü. Eksi 2'den 4'ü çıkardınız eksi 6. Yani benim eğimim eksi 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Peki bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3. Ve bir de buna dik olan başka bir doğru var. Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımının eksi 1 olmasından faydalanarak eksi 1 bölü 3 ile ben 3'ü çarparsam eksi 1 gelir. Demek ki işte buradaki 3 bu doğrunun eğimiymiş. Yani sevgili gençler A'dan 1'i çıkardınız eğim buluyorum A eksi 1 bölü. 3'ten de 4'ü çıkardınız eksi 1 ne olacakmış? 3 olacakmış eğime eşit olacakmış. Yani A eksi 1 eksi 3 olacaksa eğer. A burada eksi 2 olur arkadaşlarım. Yani cevap A'yı sormuştu. Eksi 2, 5'lik olacaktı sevgili gençler. Geçtim 32. soruma. AOCB dikdörtgen biçimindeki masanın O köşesi orijin olacak şekilde dik koordinat düzlemi arkadaşlar çizilmiş. G noktası masanın ağırlık merkeziymiş. Masanın ağırlık merkezi. Yani şöyle diyebilirim. 6'nın yarısı 3. Yani işte sevgili gençler buranın ordinatı 3'müş. 8'in yarısı 4. Demek ki buranın apsisi de 4'müş. 4'e 3 noktası olduğunu bulduk. Bunda bir sıkıntımız yok. Masanın üzerine iki ucu da sivrilmiş bir kalem konulmuş ve kalemin uçları 9'a 0 ve 0'a 12 noktalarında bulunmaktaymış arkadaşlarım. Yani şurası, burası 9 apsisli, burası 12 ordinatlı olan noktaymış. Ve bize diyor ki buna göre G noktasının yani şuradaki masanın ağırlık merkezinin kaleme olan uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Yani ben bu kalemi şu şekilde bir doğru olarak düşünürsem, ben bu doğrunun ismini yazmayı başardığım takdirde 4'e 3 noktanın doğruya olan uzaklığı formülünden işte şuradaki dik uzaklığı hesaplayabilirim sevgili gençler. Peki ben bu kalemin doğrusunun formülünü bir hesaplayayım bakalım. Ne diyoruz? Eksenleri kestiği nokta y bölü 12 artı x bölü 9 diyorum.
eşittir 1 diyoruz. Daha sonrasında da burayı 3 ile burayı 4 ile genişlettiğim takdirde 3y artı 4x bölü 36 eşittir 1 ise buraya eşittir 36 diyebilirim. Bunu da bu tarafa atıyorum. 3y artı 4x eksi 36 eşittir 0 dedik. İşte bu da kalemin belirttiği doğrunun denklemi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu. Benim bu noktam neydi? 4'e 3'tü. Bakın arkadaşlar. 4'e 3 noktası için noktanın doğruya olan uzaklığını nasıl bulurum? Şu şekilde. X gördüğüm yere 4'ü, Y gördüğüm yere 3'ü yazarım. 3 kere 3 9, 4 kere 4 16, eksi 36'nın mutlak değeri bölü 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. Bunun karekökü 3, 4, 5 üçgeninden de buranın 5 geldiğini tabii ki görebilirsiniz. Şimdi 9'a 16 eklediniz ya da şöyle diyelim 16'dan 36'yı çıkardınız. Eksi 20, 9 eklediniz. Eksi 11'in mutlak değeri 11 yapar. Bölü 5 derseniz noktanın yukarıdaki kaleme olan uzaklığını bulursunuz. Cevabımız da 11 bölü 5 gelir sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam ediyorum 33. sorumla. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde ABE eşkenar bir üçgen. Ve BCD'de bir kare. Bunlar verilmiş arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alanını bilirsem ben. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarını A dersen, A dersen, A dersen. Bunlar da A, A, A olacaktır zaten. Doğru mu? Şimdi ben bu eşkenar üçgenin alanını biliyorsam bir kenarını bulabilirim. Bir kenarını bulursam şurası 90, şurası 60'tı. Doğru mu? Burası 60. Şurası da 60'tı. O zaman şurası da 60. Burasının da 60 olduğunu, buranın 30 olduğunu biliyorum bakın. Şimdi A'yı biliyorsam şu uzunluğu bulurum. A'yı biliyorsam bu uzunluğu biliyorum. Burası 30 olduğuna göre, burası 60 olduğuna göre 60'ın karşısını biliyorsam 30'un karşısını bilirim. 90'ın karşısını hesaplayabilirim. Yani ben burada A'yı bilebildiğim için karenin alanı zaten A karedir hesaplayabilirim. C noktasının koordinatları arkadaşlar hepsini hesaplarım. AD uzunluğu, AD uzunluğu neresi? Şuradan şuraya kadar olan kısım mı? Arkadaşlar bunu da hesaplayabiliriz. Niye? Çünkü A'ları biliyoruz. A'ları biliyoruz çünkü. Tamam. Ve şu uzunluğu hesaplarım. Şurayı hesaplarım. Pisagor'dan gene AD uzunluğunu hesaplayabilirim. Dolayısıyla sevgili gençler bizim cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış. Devam ediyorum. Bir diğer sayfama. 9. sayfam 34. sorum arkadaşlarım. Az kaldı bitmesine. Dayanın. Aşağıdaki analitik düzlemde bir şehir krokisinin A noktasında 5'e 7 noktasını otel. Bakın buraya bir otel yapılıyor. B noktası 3'e 2 noktası buraya da bir müze inşa ediliyor. Şehre müze ve otel ile aynı doğrusal hatta apsisi eksi 1 olan noktaya sinema kurulacakmış. Şimdi olay şu. Bak ben sana söyleyeyim. Şunu şöyle çekeceksin. Tamam. Aynı doğrusal hat demiş ya. Aynı doğrusal hat. Şuraya da eksi 1 diyeceksin. Tamam mı? Şöyle eksi 1 diyeceksin. İşte bu eksi 1 apsisli nokta şuraya çarptı ya. İşte sevgili gençler tam olarak şu kısma ben bunu sana şöyle yeşille göstereyim. Tam olarak şuraya da ne yapılıyormuş? Sinema yapılacakmış. Yani bu yapılmak isteniyormuş. Projede bu varmış, tamam mı? Peki. Şimdi demiş ki bize Y noktası yani D doğrusu Y eşittir eksi 3X bölü 4 doğrusu. Şehirden geçen nehri temsil ettiğine göre inşa edilecek olan sinemanın nehre olan uzaklığı kaç birimdir? Yani şu sinemanın şuradaki nehre olan uzaklığı, dik uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi gençler ne yapacağız tabii? Önce şunun eğimini daha sonrasında denklemini yazacağız. Denklemini yazdıktan sonra eksi 1 için nereden geçer onu bulacağız. Hatta denklemini yazmadan da bulabiliriz bunu diye tahmin ediyorum. Aynen. Şimdi şöyle diyelim. Şurası eksi 1'e A noktası diyelim. A da burası olsun, tamam mı? Şunlar neydi arkadaşlar? Otel. Otel 5'e 7 idi. Müze neydi? 3'e 2 hocam o da. Şimdi gelin bu doğrunun eğimini bir hesaplayalım önce. 7'den 2'yi çıkardın 5. 5'ten 3'ü çıkardın 2. Eğim kaçmış? 5 bölü 2. Aynı eğimin şu iki doğru içinde vermesi gerekmiyor mu? Evet hocam. O zaman 2'den A'yı çıkardınız. 2 eksi A ve 3'ten eksi 1'i çıkardınız. 4. İşte bunun sevgili gençler
çözerek biz a'yı bulabiliriz. İçler dışlar. 20 eşittir 4 eksi 2a ise 2a 16'dır. A da kaçtır? 2a eksi 16'dır. A da sevgili gençler eksi 8'dir deriz. Şimdi şurası kaçmış arkadaşlar? Eksi 8. Peki benim bu sinemamın koordinatları neymiş? Eksi 1'e eksi 8 mi? İşte bu noktanın, işte şu doğruya olan uzaklığının kullanacağız, bulacağız. Neyi kullanmamız gerekiyor? Noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü. Bunu da sevgili gençler hemen gösterelim. Y artı 3 bölü 4 x eşittir 0 dedim. Eksi 1'e 8'i, eksi 1'e eksi 8'i x gördüğüm yere eksi 1, y gördüğüm yere eksi 8 yazarak yazıyorum. Eksi 8 ve eksi 3 bölü 4 işte bunun mutlak değeri bölü y'nin katsayısı 1, 1'in karesi, x'in katsayısı 3 bölü 4, 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16, bunun da kare kökünü alıyoruz. Şimdi üst tarafa bakalım. 4 kere 8 32, 3 daha 35, yani üst taraf sevgili gençler 35 bölü 4 gelecek, mutlak değerli olduğu için negatif çıkmadı dışarı. Burası da 16, 9 daha 25 bölü 16'nın kare kökü ne yapar? 5 bölü 4 yapar. 4'ler giderse 35 bölü 5 bize 7'yi verir. Cevabımız C şıkkındaymış sevgili gençler. Evet, 34'ü de bitirdik. Artık son 6 sorumuz, 35. sorudayız. Dik koordinat sisteminde OABC dikdörtgeni şeklindeki karton A noktasından D ve B noktasına doğru doğrusal biçimde iki yerden kesilerek, bakın bir şuradan kesilmiş, bir de sevgili gençler buradan kesilmiş ve sevgili gençler iki yerden kesilerek eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmış. Eşit alanlıymış bunlar. Yani A, A ve A'ymış. Tamam. M çarpı neyi sormuş? Öncelikle şurasının ordinatı 6 değil mi? Yani burası 6 birim. Şurasının apsisi 8 değil mi? O zaman burası 8 birim. 6 kere 8 48 yapar. 48'i 3'e bölersin. Aha, bunların hepsi de, alanların hepsi de 16, 16, 16 olur. Mis. Burada bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarım ben buradan neyi de bulabilirim? Bakın şurasının tamamı 8'di. Burası neyse, demek ki burası 8 eksi ne olacak? Hocam burası da 6'ydı. Bu üçgenin alanı da 16 ise 6 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir kaç olacakmış? 16. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. 3 ile neyi çarparsam 8 eksi neyi çarptığım takdirde 16 geliyormuş, dikkat edin. Ve sevgili gençler burası doğru mu ya? 16 16 16 tamam. Tamam, sıkıntı yok. O zaman şöyle diyelim. 8 eksi neymiş? 16 bölü 3. Ve buradan ne eşittir? 8 eksi 16 bölü 3 gelir. Yani 3 kere 8 24, 16 çıkardınız, 8 bölü 3 gelir. N kaçmış arkadaşlarım? 8 bölü 3. Bu cepte. Tamam. Bir de gelin M'yi bulalım. M'yi bulmak için de buranın alanı 16'ymış ya. Şuraya ben H diyeyim. H çarpı 8 bölü 2, yani 4 H eşittir 16 ise H eşittir 4'tür. Yani burası sevgili gençler, bakın zaten H yazmıştık, 4'e de benzemiş. 4 arkadaşlarım burası. Tamam. Şimdi şunu şöyle aşağı indirdim. Ve diyorum ki, ya burası zaten 2'ymiş. Bak şurası 2 ise burası 6'dır. 6'nın, şunları silersem daha iyi görürsün. Bakın 6'nın tamamına 8'e oranı, yani 3 bölü 4 eşittir. Buradaki M'nin 4'e oranı diyeceksiniz. M'nin 4'e oranı, o zaman M kaçmış? Direkt 3'müş. M de 3'müş. Güzel. M kere neyi sormuş? O zaman diyor ki 3 ile 8 bölü 3'ü çarp. 3'ler gitsin. Cevap 8 olsun. Yani cevabımız C seçeneği verilmiş sevgili arkadaşlarım. Güzel. Yoruldunuz. Ben de yoruldum. Ama dayanın arkadaşlar. Topu topu 5 sorumuz kaldı 40'ı tamamlamaya. Bir şeyi 40 defa söylersek olur dedik. 35 kere söyledik. Az kaldı, dayanın. Aşağıdaki dik koordinat sistemine 7 tane düzgün altıgen ve 2 tane ikizkenar yamuk yerleştirilmiş arkadaşlar. Şunlar ikizkenar yamuk. Geri kalan 7 tanesi de düzgün altıgen. OP'nin yani şu kısmın köküç olduğu bilgisi veriliyor. Tamam. Şimdi altıgenlerde biliyorsunuz ki şurası 120. O zaman burası 60. Burası 90 ise şurası da 30 olmaz mı? Ben sana onu şöyle göstereyim. Ben sana onu böyle göstereyim. Bak şimdi. Altıgenin bize dedi ki bir tane iç açısı 120. Şuraya 60 kalır.
Buraya 30 çünkü burası 90'dı. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı ne olur? Tabii ki 1 olur. 90'ın karşısı 2 olur. Demek ki bu altıgenlerin bir tane kenarı 2'ymiş arkadaşlarım. Bu altıgenlerin bir kenarı 2. Şimdi devam edelim. Diyor ki buna göre A noktasından geçen ve PU'ya PU neresi? PU şurası. A noktasından geçen ve PU'ya paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? Arkadaşlarım PU şuysa şu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğu için ben bunu bu şekilde çekerim ve tabii ki RS ile PU da paralel olduğu için aynı şekilde RS'den geçer. Ve sevgili gençler işte bu denklemin, bu doğrunun bize neyi soruluyor? Denklemi soruluyor. Peki, şimdi bak burası 1, altıgenlerin bir kenarı 2 idi. Demek ki benim bu doğrum 3'e 0 noktasından geçecek. Bu 1, bu cepte. Şimdi, gençler şurası 60 olmaz mı ya? Niye hocam? Çünkü ben altıgeni tamamlarsam altıgen şöyle olur. Burası 120 idi. Demek ki 60 60 diye bölecek. Demek ki burası da 60. E bu doğrunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı 60 ise eğimi nedir? Tabii ki tanjant 60 derecedir. E bu da kök 3'tü hocam. Demek ki ben doğrunun denklemini şöyle yazacağım. Y eşittir kök 3 x ve sen x gördüğün yere 3 yazınca sonuç 0 çıkacakmış. Yaz bakayım 3'ü. 3 kök 3. Sonucun 0 çıkması için de eksi 3 kök 3 lazım bize o zaman. Doğru mudur? Doğrudur. İşte gençler denklemimiz bu. Şıklarda nasıl verilmiş? Bir bakalım. 3 kök 3'lü bir şey var mı? Yok. Ama 9'lu bir şey var. Çarpın kök 3'le. Kök 3 y eşittir. 3 x eksi 9. Hepsini bir tarafa toplayalım. Hepsini bir tarafa toplayalım. 3 x eksi 9'lu bir şey var mı? 3 x eksi 9'lu bir şey var. 3 x'i yalnız bırakın. Eşittir. Atın bu tarafa. Kök 3 çarpı y artı 9. İşte sevgili gençler bakın. C seçeneğinde mevcut zaten. Tamam. Ya bu analitik geometride en kıl olduğum olay. Denklemi bulduktan sonra şıklarda istediği gibi yazılması durumu var ya. En kıl olduğum olay arkadaşlar. Ama ne yapalım? Mecbur. Birazcık uğraşıyoruz artık. Sıkıntı yok. Şimdi sorumuza bakalım. 37. sorumuz. Ne demiş? Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 2x bölü 3 doğrusu ile yani şu doğruyla 6'ya 0 A noktası. Bakın A noktası neresi? Şurası. Demek ki burasının apsisi 6. 0'a 8. Bakın burası da 8'miş. Geçen bir D doğrusu verilmiş. Buna göre alan OCA yani turuncu bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı sorulmuş arkadaşlar. Peki. Şimdi şöyle birazcık geri alalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Neler yapabiliriz? Biraz düşünelim. Ben bunun 6'ya 8 olduğunu biliyorum. Bunların da sevgili gençler şöyle bir A noktasında kesiştiklerini biliyorum. Burası A ise, A apsisli noktaysa, şunu şöyle çekersem, bu A apsisli nokta için ben bunu buraya yazdığım takdirde bakın burası 2A bölü 3 olacaktır. Tamam. Daha sonrasında ben şuradaki yüksekliğin artık 2A bölü 3 olduğunu biliyorum. Nereden? Şuradan kaynaklı. Şuradaki yüksekliğin de sevgili gençler, buradaki yüksekliğin de A olduğunu biliyorum. O zaman hiç uğraşmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Taban kaç? 6. Yükseklik ne? 2A bölü 3. Ben bir de bunu 2'ye böleceğim. Bunun turuncu bölgenin alanını verdiğini biliyorum. Mavi bölgenin alanını bulmak için de taban kaç? 8. Yükseklik A bölü 2. Şimdi arkadaşlar zaten A'lar otomatik gittiği için senin şey yapmana gerek yok. Bölü 2'ler de gidiyor. Çok güzel. Üst taraf arkadaşlar 6 kere 2 12, hatta şunları da götürelim 2 yazalım, 2 kere 2'den 4 gelsin. Alt tarafta kaç? 8. Cevap neymiş o zaman? 1 bölü 2'nin ta kendisiymiş. Yani cevabımız D'ymiş diyeceğiz. Gençler devam. Hangi sorudayız? 38 numaralı soru. Güzel de bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemende fayda var. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde DC ile BD birbirine eşit. CDB 90 derece burası. D doğrusunun denklemi de x artı 3y eşittir 24. Hemen A ve B noktalarını ya C noktalarını bulabiliriz. X'e 0 ver, Y'si 8 olur. Y'ye 0 ver, X'i 24 olur. Bakın burası da 24. Güzel. Alan CDB soruluyor şimdi bize. Hemen ben diyorum ki buraya A, burası 90, burası B. Ne oldu? A artı B 90. Burası da 90. Şununla şunun toplamı da 90'sa demek ki burası A.
Hemen arkadaşlar şunu şöyle aşağı doğru indirelim, dik indirelim. Buraya dik diyelim. Bakın dikin karşısı eşit olan birbirine iki tane hipotenüs var. Dikin karşısı x diyelim. Dikin karşısı x olur. Tamam. Demek ki bu üçgenler birbirinin aynısı, eş üçgenler. Şimdi sevgili gençler, bu D noktasının absesine ben K diyeyim. A'nın karşısı K ise A'nın karşısı K'dır. B'nin karşısı 8 ise, bakın B'nin karşısı hop 8. Demek ki şurası da B olacak ya, B'nin karşısı 8'miş. Yani şurası da neymiş? O zaman K artı 8, çünkü burasının 8 olduğunu bulduk biz. Peki. Alan CDB sorulmuş bize. Kusura bakmayın. Bakalım, hesaplayalım. Şimdi öncelikle çok güzel şöyle yapalım. Arkadaşlarım, şuraya ben eğer alfa dersem bu doğrunun eğimini hesaplayabiliriz. Karşısı 8, komşusu hop 24. Tabii ki bu 1 bölü 3 gelecek ama eksi 1 bölü 3 gelecek. Niye? Çünkü azalan bir doğru. Eğimimiz eksi 1 bölü 3 ise demek ki burada K'nın şuraya oranı da yine 1 bölü 3 olacak. Yani burası da ne olacak? 3K. Bakın gençler, orijinden şuraya kadar olan kısım K artı 8'di. 3K da burada var. Toplayın onları. K artı 8'de 3K'nın toplamı bize 24'ü verir. Yani 4K, 8'i karşıya atıyorsunuz. 16. K kaçmış arkadaşlarım? 4'müş. Peki K4 ise hemen şurayı şöyle karman çorman etmeden gösterelim. Bakın şurası 4 birim uzunluğunda. Hocam o zaman şurası 8 değil mi? Evet. A 2A. A kök 5 yapmaz mı? Peki 4, 8, 4 kök 5 gelmez mi? Gelir. Hocam burası da 4 kök 5 değil mi? Evet. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 bana buradaki taralı bölgenin alanını verecektir. Alan CDB'yi sormuştu çünkü. 4 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 sorulmuş bize. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Kök 5 kere kök 5 5 yapar. 2 kere 4 8. 8 kere 5 de bize 40'ı verir. Cevabımız da ne olur? Adana seçeneği olur sevgili gençler. Güzel. Devam ediyorum 39. sorumla. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde 6 tane bayrak verilmiş arkadaşlarım. A noktasında bulunan bayrağın koordinatlarının da eksi 1'e 2 olduğu söylenmiş. Eksi 1'e 2 ise 2 birim aşağı indiririm. Bir birim de sağa kaydırırım. İşte burası orijin olur. Burası orijin ise hemen burası x eksen olur derim. Şurası da sevgili gençler y eksenimizin ta kendisi olur derim. Bakın x ekseni, y ekseni, şurası eksi 1. Bakın burası da 2 olmuş oldu. A noktasındaki bayrak eksi 1'e 2 dedik. Şimdi EF ile BC birbirine diktir demiş. Ben bütün noktaların absislerini bir yazayım. A noktasını zaten biliyoruz neydi? Eksi 1'e 2 idi. B noktamız arkadaşlar 3'e 3'tür. C noktamız nerede? Burada bakın. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'e eksi 1'dir. C noktası eksi 5'e eksi 1'dir. D noktamıza bakıyoruz. Şurası 1'e arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bakın D noktası, şurayı niye böyle yapmışım ben? D noktası 1'e 6'dır dedim. E noktası da bakın yine öyle yaptım. 0'a 7'dir arkadaşlar. Ve geriye kaldı F noktamız da 1, 2, 3, 4'e eksi 1'dir. Çok güzel. Şimdi hepsini yazdım. EF'nin BC'ye dik olduğunu söylemiş. EF'yi bulmak için arkadaşlarım şu ikisinin eğimini bir hesaplayın bakalım. Yani E'den ve F'den geçen doğrunun eğimini hesaplayalım. Nasıl yaparız? 7'den eksi 1'i çıkarırsın 8. 0'dan 4'ü çıkarırsın eksi 4. 8 bölü eksi 4 de eksi 2'yi verir bize. Daha sonrasında bir de BC'den geçen doğruya bakalım. B ve C'den geçen de şu ikisidir arkadaşlarım. Şöyle. B noktası 3'e 3'tü. C noktası da eksi 5'e 1. 3'ten eksi 1'i çıkardın 4. 3'ten eksi 5'i çıkardınız 8. 4 bölü 8 de 1 bölü 2'dir. Şimdi eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarpınca ne gelir? Eksi 1 gelir. Demek ki bunun eğimiyle bunun eğiminin çarpımı eksi 1 ise gerçekten bunlar birbirine dikmiş derim. Birinci öncülüm benim doğru. Geçtim 2'ye. Şunları artık silebilirim. Ama x eksenimiz kalsaydı keşke değil mi? Hemen x eksenini tekrar oluşturalım. Tamam. Şimdi
3x artı y eksi 9 eşit 0 doğrusu b ve d noktalarından geçer demiş. Arkadaşlarım x'e 0 verirseniz y 9 olur. Y 9 nerede? Burası 8, şurası 9. Şöyle. Y'ye 0 verirseniz x 3 olur. Yani şu. Şimdi hem 9'dan hem de 3'ten geçen doğru, yani şu doğru. B ve D noktalarından geçer mi? B nerede kalıyor? Tamam, D'den eyvallah geçiyormuş ama B nerede kalıyor? Apayrı bir yerde. Dolayısıyla bu gitti. Y eşittir x doğrusu. Şunu sildim. Y eşittir x doğrusunun üstünde kalan bayrak sayısı altında kalan bayrak sayısının 4 katıdır. Bir kere y eşittir x doğrusu eğimi 1 olduğu için arkadaşlarım bütün şuradaki köşelerden geçecektir. Ve şu şekilde bir görüntüsü olacaktır. Y ekseninin üstünde kalan diyor bakın. Y eşittir x doğrusunun üzerinde demiyor, üstünde diyor. Üzerinde ve üstünde farklı olaylar oluyor değil mi? Haklıyım. Pekala, üstünde kalan diyorsa, üstünde kalanlar kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. Altında kalan kaç tane? 1 tane. 4'ün 1 oranı kaçtır? 4'tür. Dolayısıyla 4 katıdır sayı. Dolayısıyla 3. öncülümde doğru. Cevap ne olacakmış? 1 ve 3 yani... D şıkkı olacakmış gençler ve artık size şunu söyleyebilirim ki artık bir şeyi 40 defa söylemeye saniyeler kaldı arkadaşlar. Vallahi güzel bir çalışma oldu. Analitik geometri sorularını böyle öğrenciler falan sorduğunda çözüyoruz. Veya işte böyle derslerde falan özel derslerde birebir derslerde falan çocuklar rica ettiklerinde anlatıyoruz. Ama ilk defa YouTube'da anlatmıştım. İlk defa YouTube'da sorularını çözdüm. Dolayısıyla sevgili gençler benim için farklı bir heyecandı. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince düzgün cümleler kurmaya, düzgün anlatmaya gayret gösterdim. Umarım senin için faydalı olmuştur. Videoya son soruyu çözmeden önce videoyu beğenmeyi ve bu kanala SML Hoca Matematik kanalına abone olmayı sevgili gençler unutmayın. Bu beni çok mutlu edecektir. Umarım bu videoda seni mutlu etmiştir. 40. sorumuz, son sorumuz, çözmeye başlıyoruz. Şekilde su dağıtım tesisatının koordinat düzleminde modellenmiş şekli görülüyor. Birinci bölgedeki evin B noktası 6'ya 2 koordinatlarına sahip noktaymış arkadaşlarım. Y eşittir eksi 3 yani şu ve x eşittir eksi 2 doğrularının üzerinde bulunan iki su hattının kesiştiği nokta olan A noktası. Daki vanadan boru çekilecekmiş bu B noktasına. Yani şu şekilde bir boru çekilecek A'dan B'ye. Borunun uzunluğu en az kaç birimdir? Soru artık bizim için kek değil kekstra değil mi? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? En kısa uzaklık hipotenüstür. Dik üçgeni yapıştırıyorsun. Şimdi şuranın ordinatı eksi 3'tü. Buranın ordinatı 2. Demek ki bu aradaki mesafe 5. Buranın apsisi eksi 2. Buranın apsisi de sevgili gençler 6 idi. Hemen burası kaç oluyor? 2, 6 daha 8. 5, 8. Bizden şurası isteniyor. Ne yapacaksınız? 5'in karesi 8'in karesinin karekökü diyorsunuz. Bu da bize kök 89'u veriyor. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliyoruz artık son sorumuz için. Ve ne yaptık? 1, 5, 10, 15, 25, 35 tane değil 40 tane soru çözdük. Ve sloganımız neydi arkadaşlarım? Bir şeyi 40 defa söylersek olur demiştik. Biliyorsunuz bu bizim halkımızın diline dolanmış ve atalarımızın söylediği bir söz. Bir şeyi 40 defa söylersen olur. İnşallah biz de bir şeyi 40 defa tekrar ettik. Bunun gençler bu ilk videomuz değil fonksiyonunu yaptık. İnanılmaz fayda gördüğünüzü söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu cümleler, bu yorumlar beni çok mutlu ediyor. Trigonometrisini yaptık. Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılığını yaptık. Limit sürekliliğini yaptık. Logaritmasını yaptık. Dizileri yaptık. Arkadaşlarım elimden geldiğince bütün konularda yapmaya gayret göstereceğim. Mat 1 dahil, TYT konuları dahil yapmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Umarım bu video serisi... siz beğeniyorsunuz fakat inşallah sınavlarınıza da işinize yarar diyelim ve artık noktalayalım videoyu. Dediğim gibi başlangıçta gösterdim size yorumları. Çok yorum geldi arkadaşlar. Mail atan dahi oldu. O yüzden böyle bir video çekmeye, analitik geometriye sevgili gençler bulaşmaya karar verdim. Bulaştım, çektim, bitirdim. 40 tane de sizin için birbirinden güzel sorular çözdüm.
Tekrar söylüyorum. İnşallah faydalı olmuştur sizler için. Artık videoyu noktalayalım. Bayağı da bir zaman oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. İsteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.